kızın başına ne geldi? Başına bir iş olmasa çocuğunu bırakmazdı. Öldürdüler, ne yaptılarsa yaptılar. Kızımı öldürdüler, öldürdüler. Ümmü Gülsüm'ü öldürmekle suçlandılar. Masumuz dediler, kaçtılar. Bilgimiz yok, haberimiz yok. Gördüğünüz gibi apartman sessizliğe bürünmüş durumda Nazım Bey ve oğlu burayı terk ettiler. Kaçak kayınpeder Nazım ve damat verdi bugün canlı yayında olacak. Ben öldürmedim, ben bir şey yapmadım. Kayıp Ümmü Gülsüm ve kayınpeder arasındaki dedikodular doğru mu? Telefon hattında Nazım Bey'in komşusu var. Nazım Bey'in köylüleri gelininle ilişkisi var diye konuşuyorlar. Yeri gibi geldi. Mesela buna niye tepki vermiyorsun? Ümmü Gülsüm'ün bir arkadaşı Elif'e. Ben Ümmü Gülsüm'ün en yakın arkadaşıyım. Ben 15 gün civarı onların evinde kaldım. Kayınpeder Nazım'ın yalanlarını ortaya çıkarmaya geldi. Yaşananların en yakın şahidi Elif'e ilk kez stüdyoda. Bomba gibi düşecek itiraflar. Ümmü Gülsüm'ün kaybıyla ilgili büyük gelişme ne? Kayıp olan Huriye Topçu bulundu. Genç aşıklar stüdyoya geldi. Nale teyze kendinden geçti. Huriye ve Muhammed gerçekten Nale teyzenin umre için biriktirdiği 500 bin liralık altını aldı mı? Almadıysa o parayı kim ne yaptı? Ödeyeceğim o altınları. Bire bire ödeyeceğim ben mi umre için bunları? Yedin mi yemedin mi? Benim zehir olsun yedin sen. Hayır almadık ya. Aldım desem aldım derim. Kendi birikimim olduğunu biliyorsun. Benim altınlarımı bulacaksın. Kim kimi kaçırdı? Hakkınız kaçırdı. Sen mi kaçırdın? Ortak bir karar alıp da kaçtık biz. Esra Hanım kendi ailesi de istemiyor ki Muhammed'i. Ben seni evladım alacaksın o zaman. Sen de gel. Ve ikiniz de evladım olacaksınız o zaman. Ha. Peki bu gelin kadını... Madem. Bak. Ay bravo kız sana ya. Gelin madem. Ailen istemezse gelin benim anıma. Babaanne Nail'e genç aşıkları affedecek mi? 14 yaşındaki kızı hasret gezer. 20 Mayıs tarihinden beri kayıp. Kızınızı kaçıran kişi bu. Bu erkek arkadaş. Götüren bu çocuk. 14 yaşında okula gidiyorum diye evden çıktı, kaçırıldı. Aynı o akşamı saat 10 gibi beni bir bayan aradı. Kızınız hasret benim yanımda birbirini sevmişlerdi. Düğününü yaptıracağım dedi, gelinliğini giydireceğim dedi. Çocuk gelin skandalı. Küçücük bir kız çocuğu. Evet ya. Okula gidiyor. 14 yaşında kız ya Esra'da ya. Kızı için başlık parasıyla pazarlık yaptılar. Bana başlık parası teklif ediyor. Yeter ki rıza gösterin. Bunlar evlensinler. Evet, gel kızım hasret gezer, ben yine yanındayım. Altınlarla kandırdılar. Bana altınları da almışlar, altınları da almışlar. Bunlar senin mi şimdi? Daha alacağım. Yaşı küçük, onu dersine evlenmez. Kızımızı kaçıran kişi hem bu delikanlı hem de bu delikanlının ailesi. 14 yaşındaki kayıp hasretle ilgili şok gelişme ne? Ben buradayım kızım. Sen önünü de, birini de üstlüyorum. Yatır gişik gel kızım. Esra Erol'da. Eşim, manava gidiyorum diyerekten evden çıktın, gidiş o gidiş. Sen bana aşkım derdin, sen bana canım derdin, ben seni sürekli seviyorum derdin. Bir anda ne oldu da evi terk ettin? İki tane çocuğunu görmeden duramayan bir adamdın. Ben seni seviyorum, evimize dönmeni istiyorum. 15 yıllık kocası İbrahim, manava gidiyorum dedi, evi terk etti. Tansiyonun yükseliyor, sen bunu biliyorsun. İlaçlarını, her şeyini yanımda getirdim. Nerede yatıyorsun, ne yiyorsun, ne içiyorsun, bunların hiçbirini ben bilmiyorum. Ben seni buraya aramaya çıktım, evimize dönmeni istiyorum. Kayıp kocasını arayan aşık bir kadının feryadı. Kocanın yanına gittin, kayboldun yavrum, neredesin? 18 yaşındaki Dilber çocuğunu annesine bıraktı. Bir küs bir barışık olduğu kocası Uğurcan'ın yanından kayboldu. 5 ay kaldı orada. 5 aydan sonra damadım bir gün beni aradı. Kızını bulamıyorum dedi. Damadım kızımın eşyalarını ben gidene kadar satmış. Kızım damadımın yanına gittiğinden beri kesinlikle ulaşamıyordum. Sürekli her aradığımda engeldeydim. Kızım Dilber neredesin yavrum? Kayıp Dilber nerede? Başına ne geldi? Başına bir iş olmasa çocuğunu bırakmazdı. Öldürdüler, ne yaptılarsa yaptılar. Kızımı öldürdüler.
öldürdüler, öldürdüler. Ümmü Gülsüm'ü öldürmekle suçlandılar, masumuz dediler, kaçtılar. Bilgimiz yok, haberimiz yok. Gördüğünüz gibi apartman sessizliğe bürünmüş durumda Nazım Bey ve oğlu burayı terk ettiler. Kaçak kayınpeder Nazım ve damat verdi bugün canlı yayında olacak. Öldürmedim ben bir şey yapmadım. Kayıp Ümmü Gülsüm ve kayınpeder arasındaki dedikodular doğru mu? Telefon attığında Nazım Bey'in komşusu var. Nazım Bey'in köylüleri gelininle ilişkisi var diye konuşuyorlar. Mesela buna niye tepki vermiyorsun? Ümmü Gülsüm'ün bir arkadaşı Elif'e. Ben Ümmü Gülsüm'ün en yakın arkadaşıyım. Ben 15 gün civarı onların evinde kaldım. Kayınpeder Nazım'ın yalanlarını ortaya çıkarmaya geldi. Yaşananların en yakın şahidi Elif'e ilk kez stüdyoda. Bomba gibi düşecek itiraflar. Ümmü Gülsüm'ün kaybıyla ilgili büyük gelişme ne? Çözülmez sandığınız her sorunun bir çözümü var. Size güvenerek geldim. Peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar takip edeceğiz bu işi. Sonuna kadar. Eğitim hakkı çocuklardan mahrum bırakılamaz. Kızınızı bulduk. İyi ki varsın. Ne iyi ki varsın. Nefes aldık çoğunluk hep var. Yalnız değilsiniz. Gelmeyinle oturup yıldızlarda bakalım dünyadaki nesini ise. Orada hiç sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Ayrı gel benimle ol, oturup yıldızlarda bakalım dünyadaki nesimize. Orada hiç sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Geldiniz. Bir öğrenemedim şu ıslık çalmayı. Sevgili seyirciler, ATV ekranlarından Esra Eroğlu programından herkese sevgiyle, saygıyla selamlarımızı gönderiyoruz. Hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Hoş geldiniz stüdyoya. Nerelerden nasıl geldiyseniz, bir grup olarak mı, seyirci olarak mı geldik? Grup olarak. Hangi şehir? Bursa. Yalova'dan ve Bursa'dan gelen konuklarım var. Hoş geldiniz. Şu kameraya bir el sallayalım. Sevdikleriniz sizi görsünler. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.